Merhabalar, Toprağın Bereketi programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam stüdyolarımızdan size sesleniyoruz. Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Turan Karan, Elazığ İl ve Tarım Orman Müdürümüz. Hoş geldiniz Turan Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Turan Bey, kırsal kalkınma destekleri 13. etap %50 hibe programları desteklemesi başladı, dayalı yatırımlar. Bununla ilgili nelerden bahsedebiliriz? Şimdi tabii ki kırsal kalkınma yatırımlarına geçmeden önce şu anda Kanal 23 ekranları başlarında bizleri izleyen bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı şahsım ve müdürlüğüm adına öncelikle saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii biz bakanlık olarak birçok başlıkta destekler sunuyoruz. Özellikle bizim bakanlığımızın hitap ettiği kesim de kırsal alanlar kesimi. Yani köylerimiz, mezralarımız, ilçelerimiz. Dolayısıyla bu 13. etabının tebliği 2 Ağustos'ta yayınlanmış olan ve birazdan işte konuşacağımız birçok başlık adı altında bakanlığımızın %50 hibe desteği sunduğu, bizim de bütün tanıtımlarımızda yarısı sizden, yarısı bizden, tamamı sizin yatırımın sloganıyla tanıtımlarını başlattığımız ve yaklaşık 10 gündür arkadaşlarımızın bütün ilçelerimizde sektör temsilcileriyle, ekonomi platformlarıyla bir araya geldiği ve bu kapsamı anlattığı bir programdan bahsediyoruz. Şimdi kırsal kalkınma malumunuz insanlarımızın özellikle köylerde, kasabalarda hayatını devam ettiren, ikame ettiren ve tarımla, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin, çiftçilerimizin gelir düzeyini biraz daha yükseltmek, onların köyde kendi alanlarında kalmasını sağlamak ve aile hanelerine daha fazla kazanç elde etmeyebilmelerini temin etmek anlamıyla hükümetimizin ve bakanlığımızın bu tür destekleri oluyor. Buradaki amaç şu, insanlarımızı kırsalda tutabilmek ve insanları yerinde doyurarak şehir metropollere göçünü engellemek. Çünkü şu anda özellikle Elazığ'da maalesef artık yavaş yavaş bu yöne doğru gelmeye başladı. Bütün metropollerde, büyük şehirlerde insanlarımız artık maalesef iş bulamıyorlar. İstihdam noktasında sıkıntılarımız var ve şehirleşme anlamında da çok ciddi problemler oluşturuyor. Çünkü çarpık yapılaşmaya sebebiyet veriliyor. Ondan sonra insanların huzuruyla alakalı, güveniyle alakalı problemler oluşuyor. O yüzden bizim bu şu anda konuştuğumuz 13. etap kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı bu yönüyle çok önemlidir. Çünkü biz bu desteklerle dediğim gibi insanların köyünden, bağından, bahçesinden kopup şehre gelmesini engelliyoruz ve bu yönüyle de çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bizler de bu faydayı 81 ilde olduğu gibi Elazığ ilimizde de en fazla sayıda hissettirmek, çok fazla sayıda hayata dokunmak ve insanlarımızın bu desteklerden istifade etmesini sağlamak amacıyla bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte tebliğin yayınladığı günden itibaren sahadayız, çalışıyoruz ve inşallah hedefimiz daha önceki etaplarda verilmiş olan desteklerden daha fazla desteğin, daha fazla projenin, daha fazla kaynağın ilimize, ilçelerimize ve köylerimize aktarılmasını sağlamak olacak. Bu yönüyle inşallah çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah. Tam tebliğden bahsetmişken 13. etap tebliğinin diğer bundan önceki tebliğlerden farkı nedir? Şimdi bu kırsal kalkınma ekonomik yatırımlarımız 2006 yılından beri bakanlık tarafından devam ettirilen bir program, bir proje. 2009 yılında yine Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde Türkiye'de 42 ilde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumları, yani kısa adıyla TKDK kurumları kuruldu ve Avrupa Birliği'nden temin edilen kaynaklar, hibe destekleri burada kullanılmaya başlandı. 2009'dan itibaren bu ekonomik yatırımlar tebliğinde şöyle bir farklılık oluşturuluyordu. TKDK'nın olduğu 42 ille diğer illerin tebliği farklı çıkıyordu. Çünkü zaten TKDK nezdinde bu destekler %50, %65'e varan hibelerle veriliyor. Elazığ ilimizde de TKDK kurumumuz var. Fakat bu 13. etapta şöyle bir hükümetimiz ya da bakanlığımız şöyle bir yol izledi. Hiçbir ili ayırt etmeksizin TKDK olan ve olmayan illerin tamamını tek tebliğ olarak yayınladılar. Tabii bu bizim için avantaj oldu. Yani Elazığ ilinde bir taraftan şu anda çağrı dönemleri yakın bir tarihte sona erdi. TKDK nezdinde bu hibeler vatandaşlarımızla buluşturulurken diğer taraftan yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz marifetiyle
aynı oranda yani %50 hibeyle yatırımcımızla, çiftçi ve üreticilerimizle bu yatırımları buluşturuyoruz. Dolayısıyla böyle bir fırsat elimize geçmişken biz bunu bir önceki etaplardan farklı değerlendirip ona göre tanıtım faaliyetlerimizi yürütme gayreti içerisindeyiz ve çok şükür güzel de ilerliyor. Şu ana kadarki geri almış olduğumuz beslemelerden daha önceki yıllarda 2006 ile 2019 yılları arasında vermiş olduğumuz bu ekonomik yatırımlar desteğinin tamamından daha fazla projeyi biz inşallah bu 13. etapta arkadaşlarımızla beraber hedef koymuşuz ve o şekilde bu projeleri ilimize kazandırmayı düşünüyoruz. Aradaki farklardan biri de kırsal turizm ve el sanatları ile ilgili katma değerli ürünlerin hibe kapsamına alınması. Kırsal turizm dediğimiz zaman ilimizle alakalı olarak kırsal turizmden nasıl faydalanabilir vatandaşlarımız? Ne yapabilirler? Şimdi kırsal turizm özellikle Elazığ ili için çok önemli. Evet. Her zaman söylüyoruz Elazığ ilimiz işte üç tarafı sularla çevrili evet. olan ve gerçekten turizm potansiyeli yüksek olan bir ilimiz. İşte neresi var? Hazar Gölümüz var, evet. işte Keban Baraj Gölümüz var. Hazar Baba Kayak Merkezimiz var, işte Golan Kaplıcalarımız var. Yani böyle değerlendirdiğiniz zaman birçok zenginliğimiz var. En son işte Sayın Valimizin öncülüğünde Karalaylek Kanyonu gibi evet. gerçekten bugüne kadar keşfedilmemiş ve çok doğa harikası olan yerlerimiz var. Dolayısıyla buraların turizme kazandırılması önemli. İşte bu 13. etap tebliği kapsamında kırsal turizmin desteklenmesi programı da var, başlığı var daha doğrusu. Bu başlık adı altında da en az 5 oda kapasiteli, en fazla 25 oda kapasiteli işte konaklama tesislerinin desteklenmesi. Yine dinlenme tesisleri adı altında işte kırsal turizmin olduğu yerlerde yeme içme tesislerinin yapılması, spor tesislerinin yapılması ve buna benzer. Yani kırsal turizm adı altında değerlendirebileceğimiz birçok başlığı biz burada %50 hibeyle destekliyoruz. Evet. Dolayısıyla bütün toplantılarımızda, tanıtımlarımızda bunu vurguluyoruz ki insanlarımızın daha önceden kafasında böyle bir yatırım projesi, programı varsa bunu da değerlendirip buna göre inşallah bu şeyden istifade etmelerini düşünüyoruz. Bu önemli bir başlıktır. Hem ilimiz evet. için, hem bölgemiz için, hem de yatırımcı için. İnşallah sonuçta da bu tanıtımların neticesinde bunu da hep beraber görmüş olacağız. Birçok ilde varken bizde yok. Hani dağ evleri, bağ evleri şeklinde turist çekmek için de ilimiz için de ciddi anlamda bir destek ve bundan da faydalanmak isteyecek olan turizmciler olacaktır mutlak diye düşünüyorum. %50 hibe verilmekte. Bu %50 hibe hangi başlıklar altında veriliyor? Şimdi bizim bu dediğim gibi daha önceki başlıklarda mesela kırsal turizm başlığımız yoktu. El evet. sanatları ve zanaatkarlık başlıklarımız yoktu. Evet. Yine hayvancılığa yönelik yatırımlarımız bu destek kapsamında değildi. 13. etapta bu diğerlerinden farklı olarak bu başlıkları biraz daha genişlettik. Ve bu manada kırsal turizmin desteklenmesi, yine çelik silo yapımlarının desteklenmesi, soğuk hava depolarının desteklenmesi, kırsal alanda büyükbaş hayvancılığın yani hem süt sığırcılığının hem de besi tesislerinin desteklenmesi, aynı şekilde küçükbaş hayvancılığa yönelik koyun keçi tesislerinin desteklenmesi, mantar üretimi, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın arıcılığa yönelik makine ekipmanları alımına yönelik desteklemeler. Yani birçok başlığı biz bu şeyde değerlendiriyoruz. Yine en önemlisi ilimiz biliyorsunuz yenilenebilir enerji açısından da evet. önemli bir potansiyele sahip. Burada güneş enerji sistemlerinin hem bağımsız olarak hı hı. yani enerji üretip satılması, aynı zamanda mevcut bir şu anda saymış olduğum bütün başlıklar adı altındaki bir yatırımın hem mevcut bir yatırımın ya da yeni yapılacak olan bir yatırımın yenilenebilir enerji sistemleriyle desteklenmesi projelerini bu kapsamda destekliyoruz. Yine ilimizin en önemli değerlerinden birisi seracılık sektörü. Evet. Bu seracılıkla ilgili de yenilenebilir enerji sistemini bünyesinde barındıran seraların %50 hibeyle desteklenmesi bu program çerçevesinde yer alıyor. Özellikle biz yenilenebilir enerji sistemleri ve sera yatırımlarının inşallah ilimize kazandırılması hususunda ciddi bir gayretimiz var. İnşallah en sonunda 30 Eylül tarihi geldiğinde bu projelerin son müracaat tarihinde bu başlıklardan birçoğunun ilimizde desteklendiğini hep beraber görmüş olacağız. 30 Eylül deyince bunu biraz daha diğer sorulardan sonra soracaktım ama size 30 Eylül deyince bunu hemen sormak evet. istedim ben aradan. Yeni kurulacak olan
bir işletme, vatandaşlarımızın çünkü en büyük sorularından biri bu bize gelen. Ve bize sordukları sorularda şundan bahsediyorlar. Hani önceden bu işi yapıyor olmamız gerekiyor muydu? Tarım olsun, su ürünleri olsun, hayvancılık veya yeni başlayacak olanlar da bundan yararlanabiliyorlar mı? Şimdi bizim bu vermiş olduğumuz destekler, iki türlü destek şeyimiz var. Birincisi, evet, mevcut bir yapının, yani diyelim ki kişinin bir ahırı vardır, ağılı vardır ya da bir kırsal turizm tesisi vardır ya da bir süt işleme, et işleme tesisi vardır. Bu tesislerde mesela yenilenebilir enerji sistemi, elektrik maliyetini, evet, düşürmek için böyle bir proje yaparsa bundan istifade ediyor. Aynı şekilde kişinin mesela tesisinde makine ekipmanla ilgili eksiklikleri var. Bunu tamamlaması gerekiyor. Ya da bir çiftlikte işte yine gübre dağıtma makinaları, işte balya makinaları, silaj, evet, makinaları ya da padok sistemlerinde bir eksiklik vardır. Bu eksiklikleri tamamlamak için aynı şekilde bu desteklerden istifade ediyor. Yani bunun adına biz modernizasyon diyoruz. Modernizasyon desteği adı altında bu şeyleri alabiliyor. Aynı şekilde sıfırdan, yani adamın herhangi bir tesisi yok ama kafasında böyle bir fikir var, bir proje var. Bu fikrini, bu projesini hayata geçirmek için yine bu projelere müracaat edip bu desteklerden istifade edebiliyor yani. Turan Bey, bu destekleri almak isteyenler, vatandaş soruyor bize, diyor ki benim diyor bir arsam yok, ben bu arsayı kiraya alıp da bir şirket veya işletmemi kurmam gerekiyor veya çiftçilikle ilgili bir belge sahibim olmam gerekiyor ki bunlardan faydalanayım. Evet. Kendi toprağının sahibi olmayanlar da toprak kiralayarak veya var olan bir işletmeyi onlar kendileri üzerine devralarak da bu kalkınmadan bu müracaat edip de 13. etaptan yararlanabilecekler mi? Şimdi, bizim hani vatandaşlarımızın en çok sormuş olduğu sorulardan karşılaştıklarımız da bunlar. Şimdi vatandaşın mesela bazı yatırımlarda, bizim bu başlıkları saydığımız, evet, özellikle sabit yatırımlarda vatandaşın bir sefer kendi arazisi olması gerekiyor. Yani, evet, tapulu bir yeri olması lazım. Çünkü buralar için ruhsat almak durumunda. Hı. Ruhsatı alırken, yani bizim şartımız olmasa dahi ruhsat birimlerinde bu talepler oluyor. Sabit yatırımların dışında kendi yeri olmasa dahi kiralık yerlerden kiralama yaparak bu projelerini gerçekleştirebiliyor. Diğer taraftan özellikle hazine, maliye ve diğer kamu kuruluşlarına ait olan bir arazi vatandaşımız uzun süreli, mesela zaten bu araziler genelde 25 yıllığına ya da 49 yıllığına kiralanıyor. Bu kiralama yapma usulüyle bunu yaptığında yine bu desteklerden istifade edebiliyor. Tabii ki dediğim gibi burada başlıkları saydığımız, evet, zaman birçok başlığımız var. Biz mesela bugün işte burada vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki 13. etap kırsal kalkınma, evet, yatırımlarının desteklenmesi projesi, programı %50 hibeyle, hı hı, işte 30 Eylül 2 Ağustos'ta başladı. Evet. 30 Eylül tarihine kadar bunun müracaatları devam ediyor. Kafalarında bu saydığımız başlıklardan herhangi birisiyle alakalı bir fikir varsa, bir düşünce varsa, evet, bunu kurumla hemen irtibata geçip bunun detaylarıyla ilgili bilgi almaları gerekiyor. Çünkü bunların tamamını bizim hani tek tek böyle hani şu evraklar, şu belge, evet, şu doküman bu şekilde konuştuğumuz zaman belki saatlerce konuşmak durumunda kalacağız ve bazen proje başlıklarla ilgili evrak ya da prosedürde de farklılık olduğu için vatandaşın kafası da karışıyor. Yani, evet, diyor ki işte ya siz şöyle dediniz ama ben şu projeyi yapacağım. Örneğin ben sera yapacağım. Şimdi sera yapan adamla soğuk hava deposu yapan adamın hazırlayacağı belgeler, dökümanlar ya da sahip olması gereken varlıklar farklıdır. Evet. Dolayısıyla proje farklı, biz bu anlatımlarımızla, tanıtımlarımızla, bu televizyon programlarımızla, evet, ya da daha doğrusu basın yoluyla vatandaşa yapmış olduğumuz bilgilendirmelerde vatandaşın kafasına bir soru işareti koymak istiyoruz. Yani diyoruz ki bakın ey vatandaş, böyle bir durum var. Evet. Ha, vatandaş sonra gelecek, bizim işte teknik ekibimiz var, yürütme kurulumuz, evet, var. O teknik ekip arkadaşlarla bir araya geldiğinde sera yapmak isteyen bir vatandaşın hangi şartlara sahip olması gerektiğini, hangi belge ve dokümanları ortaya koyması gerektiğini, evet, hangi yolu izleyeceğini, hangi şartları taşıması gerektiğini hepsini o arkadaşlarımız düzenli bir şekilde onun önüne koyacaklar ve dolayısıyla vatandaş da ona göre hazırlığını yapıp geliyor.
Yoksa dediğim gibi farklı başlıklarda bazen müracaatla ilgili farklılıklar da olabiliyor. Vatandaşımızın kafasını karıştırmadan sadece başlıklarla ilgili. Mesela daha önceki yıllarda olmadığı için bazen vatandaşımız yanlış yanılgı içerisine giriyor. Şöyle ki, diyelim ki biraz önce bahsettim, benim bir besli tesisim var. Evet. Ya da bir süt sığırcılığı tesisim var, ya da bir koyunculuk yapıyorum, keçi üretim tesisim var. Bunlarla ilgili benim ihtiyaç duyduğum bazı makinalar var. Neye ihtiyacım evet. var? İşte balya makinesine ihtiyacım var. Benim arazim var, bu şeyi biçip ona göre balyalayıp o hayvanlara yedirmem gerekiyor. Diğer taraftan benim o işletmemden çıkan bir gübre var. Bu gübreyi sahaya, daha doğrusu araziye dağıtmam gerekiyor. Gübre dağıtma makinaları. Mesela teknolojik gübre sıyırıcı makinaları var. Evet. Vatandaş kendi eliyle temizliyor. Ama şimdi biz diyoruz ki vatandaşın işini biraz daha kolaylaştıralım. Diğer taraftan mesela adam ahırını yapmış ama çatı kısmında, samanlık kısmında ya da paduk kısmında eksiklikleri var. Biz diyoruz ki gelsin, paduğu eksikse paduğunu yapsın. Evet. Diğer saydığım makinalardan herhangi birisine ihtiyacı varsa onları alsın. Yani birebir gelip bunu sorması lazım. Biz vatandaşımızla ilgili şöyle bir şeyimiz var. Yani buna biz serzeniş mi diyelim ya da vatandaşımız genelde bu tür konularda işi muhatabından, kaynağından öğrenme yerine böyle kendi aralarında yapmış kulaktan oldukları dolma. Konuşmalarla. Evet. Mesela şimdi 30 Eylül'de müracaat bitiyor. İşte biz köyleri geziyoruz. Evet. Bir köye gidiyoruz. Diyoruz ki işte ya biz şöyle böyle, ya diyor benim şu makine ihtiyacım vardı diyor. Keşke diyor destek verseydiniz. Biz diyoruz ki bakın destek veriyoruz. Benim haberim olmadı diyor. Bakın. Dönüyoruz aynı köyde muhtarlığın ya da caminin şeyine, çünkü biz bütün afişleri yaptırmışız. Evet. Bütün 560 köyün tamamına, muhtarlıklara biz bunları göndermişiz. Gidiyoruz, afiş orada duruyor ve o benim haberim yoktu diyen vatandaşımız akşama kadar aslında o kahveye girip çıkıyor ama o afişe bakmamış. Yani hangi şeyleri desin ya da merak etmemiş. Ya da kendi aralarında konuştuklarında ya diyorlar bu başlıklar diyor bize uygun değil. Evet. Ya mübarek siz evet. her gün şehre gidip geliyorsunuz. Yani kendi evet. aranızda konuşacağınıza. Tabii ben toprağın gelin. Sözünüzü bölüyorum evet. ama toprağın bereketi programından dolayı köyleri geziyoruz. Maşallah zaten gitmediğiniz köy yok. Gittiğimiz her yerde sizi mutlak görüyorlar, görmüşler, bir dokunmuşsunuz. Orada da vatandaşı hani bahsedildiği zaman, konuştuğumuz zaman köylerimiz de dediğiniz gibi bilmiyor. Burada birazcık da iş muhtarlarımıza da düşüyor. Ben programlarda da bahsetmeye çalışıyorum. Gittiğimiz köylerde muhtarlarımızla da konuşuyoruz. Muhtarlarımızın da birazcık daha bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Destek olması gerekiyor. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Bunu da çok iyi biliyorum. Küçücük bir alanı varmış. Orayı destek almış, ekmiş, dikmiş. Sonra yan taraftaki tarlayı kiralamış. Oradan da destek almış. Ve bu destekleri takip eden, destekle para kazanan, gelirini sağlayan insanlar desteklerden haberdar. Ama dediğiniz gibi hani işe girişmemiş olan veya olduğu kadarıyla kalanlara da muhtarlarımız destek olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi o noktada kesinlikle haklısınız Esra Hanım. Bizim muhtarlarımız en büyük paydaşlarımızdır. Çünkü evet. her bir köyü temsil eden bir kişi vardır. Yani siz de takdir buyurursunuz ki bizim şu anda kayıtlı olarak 40 bin civarında çiftçimiz var. Evet. Bizim 40 bin çiftçinin tamamında bugünkü sahip olduğumuz imkanlarla sürekli ulaşma, gitme gibi bir şeyimiz yok. İşte sizlere ben teşekkür ediyorum yeri gelmişken. Yani bugün işte burada oturmuşuz, konuşuyoruz. İşte destekleri, 13. Evet. etabı konuşuyoruz. Şu anda binlerce vatandaşımız işte evlerinde ekranları başında bizi izliyor ve bundan haberdar oluyor. Dolayısıyla bu bizim için aslında bir fırsattır. Evet. Yani bugün mesela diğer illerle kıyasladığımız zaman Elazığ ili gerçekten basın yönüyle çok zengin bir ilimiz. Dolayısıyla biz de bu fırsatı değerlendirerek vatandaşı, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için bunu işte gayret içerisinde sizlerle beraber kullanıyoruz. Bunun en büyük örneği de işte Toprağın Bereketi programı. O yönüyle de ben hem Kanal 23'ümüzün yönetimine hem sizlere gerçekten işte hemen hemen bütün programlara sizinle beraber gücümüz evet. nispetinde köylere gittik. Ve vatandaşımızın faydasına olabilecek, vatandaşımıza dokunabileceğimiz konu başlıklarını seçerek onları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. O yönüyle vatandaşımızdan muhtarlarımız kısmına geleceğim. Muhtarlarımızın bizimle ciddi manada işbirliği yapması gerekiyor. Bizim gönderdiğimiz o afişleri
Bazıları mesela götürüp bir yere koyuyor. İşte diyelim ki asmıyor oraya. Evet. İşte bunlar zafiyettir. Dolayısıyla bizim gönder sadece bizim değil. Bütün kurumların köylünün bilmesi gereken ya da köylüye duyurulması gereken başlıkları muhtarın evet. o köye duyurması gerekiyor ki vatandaş yarın öbür gün bize ben bunu duymadım işte benim haberim yoktu gibi herhangi bir şey içerisine girmesin. O yönüyle buradan özellikle muhtarlarımıza da sesleniyoruz. Muhtarlarımız bizimle kurumlarla irtibat halinde olsunlar ve işbirliği içerisinde vatandaşın faydalanması gereken konularda vatandaşı inşallah hep beraber faydalandıralım. Vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan biri de Turan Bey, tabii ki işin ekonomik kısmı olan yatırım konularında tutar, destekleme oranı. Hani bu tutarla ilgili de bize birazcık bilgi verebilirseniz. Şimdi biraz önce saydığım başlıklar işte dedik soğuk hava depoları, yenilenebilir evet. enerji sistemlerini barındıran seralar, evet. Çelik silolar, mantar üretim tesisleri, büyükbaş, küçükbaş, hayvancılık işletmeleri, yine el sanatları, kırsal turizm. Tabii ki bizim şu anda 13. etaptaki ekonomik yatırımlardaki desteğimizin üst limiti 2,5 milyon liradır. Evet. Projelerimiz KDV hariç olarak hazırlanıyor. Ama örneğin bir kırsal turizm ya da el sanatlarındaki ya da modernizasyon dediğimiz işletmenin yenilenebilir sistem üzerinden yapılacak projelerde 500 bin TL'ye kadar düşüyor. Ama en düşüğü 500 bin TL'dir. En yükseği de 2,5 milyon liradır. Yani bir vatandaşımız diyelim ki bir soğuk hava deposu yapacak ya da çelik silo yapacak. O vatandaşlarımız eğer şirket olarak yani tüzel kişilik adına müracaat ediyorlarsa 2,5 milyon liraya kadar KDV hariç projelerini hazırlayıp bunun yarısını yani %50'sini bizden destek olarak alabiliyorlar. Diğer taraftan eğer şahıssa yani kişi olarak müracaat ediyorsa o zaman o yatırım tutarı 1 milyon 250 bin liraya kadar düşüyor. Tabii bunlar basit şeylerdir. Vatandaşımız o üst limitten faydalanması için yani burada hemen hızlı bir şekilde bugün bir şirket 2 günde kuruluyor. Hemen şirketini kurup şirket üzerinde müracaatını gerçekleştirip 2,5 milyon liralık üst limitten faydalanması gerekiyor. Ve bu ciddi bir rakamdır. Yani bugün böyle evet. bir yatırımı göz önüne getirdiğimiz zaman 2,5 milyon lira dediğimiz aslında eski parayla 2,5 trilyondan bahsediyoruz. Evet. Yani 2,5 trilyon lira tabii yapılan yatırımın yarısını 1 trilyon 350 bin lirasını devlet karşılıksız olarak geri istemeksizin sadece vatandaşa biz şunu söylüyoruz. Belki onu konuşacağız ama yani vatandaşa diyoruz ki gelin bu desteklerden eğer şartları taşıyorsanız evet. bundan istifade edin. Sizden geri herhangi bir şey istemiyoruz ya da size verdiğimiz para işte şu kadar dönemde geri ödeyeceksiniz diye bir şeyimiz de yok, uygulamamız da yok. Sadece o yapmış olduğu yatırımı sürdürülebilir istiyoruz, devamlılığını istiyoruz ve bunu da 5 yıl boyunca izleme sürecimiz var. Diyelim ki adam dediğim gibi bir sera yaptı işte 15 dönüm üzerine. Güneş enerji sistemiyle barındırılmış, modern, güzel bir sera yaptı. Bizden de hibesini aldı. Biz 5 yıl boyunca bu serayı takip ediyoruz. Yılda en az 2 sefer kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bu vatandaşımız yapmış olduğu bu serada üretim yapıyor mu, yapmıyor mu? Mali kayıtlarına bakıyoruz. Üretim desenlerine bakıyoruz. Yapmış olduğu ürünleri değerlendiriyoruz. Dolayısıyla vatandaştan tek istediğimiz bunu yapması. Zaten bunu yapamayacak olan vatandaşlarımızın da evet. şu yanılgı içerisinde düşmelerini de istemiyoruz. Yani efendim burada bir destekleme var. Ben gideyim işte bu destekten istifade edeyim. Evet. Devlet para veriyor. Ben de bu parayı alayım düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Sonunda hem bizi zor durumda bıraktıkları gibi hem de kendileri kendi payları olan %50'lik kısmını koyduklarında ciddi manada bir ekonomik darboğaz içerisine giriyorlar. O yüzden bize gerçekten bu destekler olmasa dahi kafasında bu proje fikri oluşmuş, bu yatırım düşüncesini hedef olarak koymuş insanlarımız lazım. Biz diyoruz ki evet sen bu fikri oluşturmuşsun, bu hedefi de koymuşsun. Ha gel ben sana devlet olarak fırsat veriyorum. Bu hedefini bizim verdiğimiz destekle daha kolay gerçekleştir. Yani bize bu tür insanların gelmesini biz istiyoruz ki Elazığ olarak o noktada da ben buradan bugüne kadar bu vermiş olduğumuz hem hükümetimizin bakanlığımızın desteklerinden evet. istifade eden bütün vatandaşlarımıza ben canı yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü biz bugüne kadar çok istisnai durumlar olmuştur. O da özel bir durumu vardır, adam iflas etmiştir ya da gerçekten ekonomik darboğaza düşmüştür, ona bir şey diyemem. Fakat
bizim arzuladığımız düzeyde projelerimizin devamlılığı söz konusu. Yani gittiğimizde bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü devletin kaynaklarının boşa gittiği ya da yanlış kişiye kullandırıldığı sonucu eğer doğsaydı biz burada ciddi manada şey olacaktık. Yani sıkıntıya düşecektik ama Elazığlı yatırımcılarımızı ben bu manada tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizim hatta şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela hayvancılıkta 250 kapasiteli bir işletmeye destek sunuyoruz. Evet. Gidiyoruz bir bakıyoruz adam oraya bir de kendi imkanlarıyla ek bir şeyler yapmış. Orada 400-500 başlık hayvan besliyor. Dolayısıyla bu bize gurur veriyor. Diyoruz ki evet bakın biz bu adama devletin desteklerini verdik. Bu insanımızı destekledik. Ve bu adam bizim verdiğimiz kapasitesinin 2-3 katı daha fazla üretim gerçekleştiriyor. Yeni yatırımcılarımızın da aynı düşünce içerisinde hareket etmesi bizim en büyük arzumuzdur. Projelerden bahsetmişken birazcık konuyu dağıtır gibi olacağım ama araya girip bunu da sormak istiyorum size. Erzurum'da imzalanan yaptığınız iki tane önemli proje vardı. Bu projeler DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da kabul edildi. Buna emek verdiğinizi biliyoruz. Biz basın olarak takip ediyoruz. Vatandaşlarımız da biliyor. Kısaca bundan da bahsederseniz. Şimdi merkezi Erzurum'da bulunan DAP Kalkınma İdaremizin sorumluluk alanlarından birisi de Elazığ ilimizdi. Bizler uzun süredir DAP Kalkınma İdaresi'nden faydalanmak için çok ciddi uğraşlar verdik. Evet. Zaten ilk göreve geldiğimizde bir proje ekibi, birimi kurduk. Ve o proje biriminde yer alan teknik arkadaşlarımız başka hiçbir işle uğraşmadan sadece DAP Kalkınma İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, Avrupa Birliği, Bakanlık ve diğer bütün dış kaynaklı projelerden ilimizi istifade ettirmek ve buradaki kaynakları ilimize kullandırmak için bir çalışma içerisindeler. En son işte geçen hafta Erzurum'da DAP Kalkınma İdaresi Başkanımızla sözleşmesini imzaladığımız iki tane toplam yatırım tutarı da 2,5 milyon civarında olan birisi Ağın ilçemizdeki malumunuz özellikle Ağın ilçesinde son 4-5 yılda çok ciddi manada bir badem yetiştiriciliğinde artış oldu. Kapama meyve bahçeleri oluştu. Eskiden sadece tarlaların sınırlarında kullanılan badem fidanları şu anda binlerce dönümlük alanda modern kapama meyve bahçeleri oluştu. Bir 300 bin liralık bir projeyi oradaki bademciliğin geliştirilmesine yönelik inşallah ilimize kazandırdık. Diğeri de ilimizin bir havzasını oluşturduk. Şu anda 8 köy faydalanacak. 8 köyün olduğu alanda cevizi geliştirme projesi adı altında hem ceviz fidanı hem çevre düzeni hem damlama sulama sistemleriyle birlikte bu projeyi de inşallah ilimize kazandırdık. Bu yönüyle ben emeği geçen hem arkadaşlarıma hem de bu desteği sunan DAP Kalkınma İdaresi'ne teşekkür ediyorum. Ve bizim için bir tecrübe oldu aynı zamanda. Şimdi geçen o sözleşmeyi imzalamaya gittiğimizde sadece o sözleşmeyi değil aynı zamanda DAP Kalkınma İdaresi'nin 2020 yılı programında ki destekleyeceği başlıklar ve biz Elazığ ili olarak buradan neler alabiliriz onun müzakeresini de hep birlikte yaptık. Şu anda arkadaşlarımız çok böyle hızlı bir şekilde onun çalışmalarını yürütüyorlar ve inşallah yine burada sizlerin aracılığıyla onların da müjdesini vereceğiz. 2020 yılında DAP Kalkınma İdaresi'nin hem bitkisel üretimi geliştirme hem de hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında birçok projeyi ilimize ve ilçelerimize kazandırmayı planlıyoruz. Çünkü Esra Hanım şöyle bir durum var. Şimdi biz tabii ki işte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşuz. Evet. Yani oradaki işte bakanlığımızın bize sunmuş olduğu işte şu anda konuştuğumuz ekonomik yatırımlarda olduğu gibi destekleri vatandaşımızla buluşturursak gerçekten yani günün koşullarını düşündüğümüzde bunlar çok yetersiz kalıyor. O yüzden bizim dış kaynaklı mesela bundan daha önce iki tane İlk defa Elazığ ilimize FAO kaynağını buluşturduk. Yani FAO'dan birincisi koyunculukla uğraşan vatandaşlarımızın işte yaylaların berberi adı altında şeyleriyle birlikte, jeneratörleriyle birlikte koyun kırpma makinalarımızı aldık ve koyun keçi birliğimize bunu teslim ettik. Şu anda yaylalarda bu makinaları kullanarak vatandaşlarımızın eskiden büyük bir eziyetle
o kırpma işlemini gerçekleştirdiği şeyi şu anda çok pratik, çok zahmetsiz bir şekilde verdiğimiz makinalarla 10 bin dolarlık bir FAO desteğini getirdik. Diğer taraftan yine eğitim amaçlı kullandığımız sulama sistemlerini çiftçilerimize eğitim şeyle kullanmak üzere 10 bin dolarlık FAO kaynağını yine orada kullandık. Özellikle biliyorsunuz üzüm ilimizin en büyük değeridir. Evet. Üzüm işlemesine yönelik 8,5 milyon euroluk bir projeyi Avrupa ajansa sunduk. Ulusal ajansa şu anda Avrupa Birliği Bakanlığı nezdinde onun değerlendirmeleri devam ediyor. İnşallah o kabul görürse yine üzümün ilimizdeki katma değerinin yükseltilmesi için de evet, ciddi bir fayda sağlamış tam olacak. Tam üzüm demişken Koruk'tan gelen şifa. Evet. Bu da çok güzel bir haberdi. Vatandaşlarımızla da paylaştık. Bunu da size soracağım ama sormadan önce bu verilen destekler ve yapılanlarla beraber senelerdir tarlalarını kullanmayan, boşta bırakan insanları harekete geçirdiniz. Biz bunu hani gelen sorulardan anlıyoruz. Ben Toprağın Bereketi programını sunduğum için arayıp soranlardan, zaman zaman size de çalışan mesai arkadaşlarınıza da danışıyorum tabii. Yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Koruk'tan gelen şifa da oradaki hanımefendilerin hani işe girişimiyle oluştu, sizin desteğinizle. Bundan da birazcık bahsedersek, zamanımız da kısa diye hepsini böyle hızlı hızlı soruyorum. Şimdi biz tabii ki dediğim gibi ne kadar çok hayata dokunabilirsek, evet, insanlarımızın işini ne kadar kolaylaştırabilirsek o kadar mutlu ve memnun olacağız. Dolayısıyla biz vatandaşımızın, şimdi siz burada bir iş yapıyorsunuz. Eğer burada biz para kazanamazsak, çoluk çocuğumuzun, ailemizin geçimini buradan temin edemezsek, yeri geldiğinde biz burayı terk edip başka bir yere gideceğiz. Artık rızkımızı evet, orada arayacağız. Dolayısıyla çiftçi için de bu önemlidir. Yani çiftçi eğer bulunduğu yerde doymazsa, bulunduğu yerde bir kazanç elde etmezse, o çiftçi işte yerini terk edecek, köyünü terk evet, edecek, işte şehirlere gidecek. Evet, dolayısıyla biz bunu engellemek durumundayız. Bununla biz mükellefiz. Diğer taraftan işte koruk suyu dediğimiz aslında ta orta çağlardan beri, saraylarda kullanılan ve bin bir derde deva olan, özellikle yemeklerin lezzetini arttırmak için yemeklerde kullanılan, aynı şekilde sindirim sistemi üzerinde çok ciddi bir olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş. Dolayısıyla sağlık açısından alternatif tıp dediğimiz usulle kullanılan bir şey. Fakat son dönemlerde ne hikmetse bu artık böyle insanlarımızın artık yapmadığı, uğraşmadığı. Fakat birçok işte yani isimlerini tabii telaffuz edemiyoruz evet, ama yani zararlı içeceklerin aslında evet, dolaplarımıza girdiği ve raflarda çocuklarımıza evet, tükettirdiğimiz bir şeye döndük. Fakat biz bunu biraz araştırdık. Elazığ ilimiz biliyorsunuz 110 bin dekar alanda dikili bir bağ olan ve yıllık ortalama 85 bin tonun üzerinde yarısı sofralık yarısı şıralık dediğimiz üzüm üretiminin yapıldığı bir ilden bahsediyoruz. Biz ne yapacağız? İşte bu üzüm üretimimizi değerli hale getirmek durumundayız. O değerli hale getirme düşüncesi bizi buraya yöneltti ve hemen bakanlığımızın işte Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na projemizi hazırladık, sunduk. Sağ olsun bakanlığımız da bunu kabul etti. Muratçık ve Sun köylerimizdeki kadın girişimcilerimizi, kadın üreticilerimizi bu projeye dahil ettik. Evet. 40'ın üzerinde kadın çiftçiye eğitimlerini verdik. Onların makine ekipmanlarını bu proje kapsamında alıp hemen mini bir atölyelerini oluşturduk. O atölyede şu anda koruk suyunu böyle seri üretim gibi üretiyorlar. Ve inşallah hedefimiz şuydu ki yerel mağazalarımız başta olmak üzere evet, Türkiye piyasasına biz Elazığ'dan, Elazığlı kadınların eliyle üretilmiş koruk suyunu ve akabinde şimdi koruk suyu olgunlaşmamış üzümden biz evet, elde ediyoruz. Bir de koruk şerbetimiz var. Onu da olgunlaşmış üzümden inşallah yapacağız. Hem koruk suyunu hem de koruk şerbetini Elazığ markasıyla biz Türkiye ve dünya piyasasına sunacağız ve buradan da birçok ailemiz inşallah ciddi manada bir geçim temin edecek. Turan Bey, hemen hani raflarda yerini bulacak dedik. Sadece sizler üretim alanında değil, bu işin pazarlama, paketleme ve satış kısmında da desteklerinizi veriyorsunuz. Birçok vatandaşımız bunu da bilmiyordur. Ben bununla ilgili de sizden birazcık bilgi alsam, vatandaşlarımız da bilseler, satış kısmında da var olduğunuzu, destek gösterdiğinizi paketlemede.
Şimdi biz bir sefer satış kısmının en önemli şeyi paketlemedir. Yani evet. Sizin vatandaşın o albeni dediğimiz vatandaşı cezbedecek ve vatandaşı onu satın almaya sevk edecek olan bir paketleme ünitesinin olması. Evet. Dolayısıyla işte bu konuştuğumuz 13. etap kırsal kalkınma programının desteklenmesi çerçevesinde bu bitkisel üretimden elde ettiğimiz ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine de %50 hibe desteği veriyoruz. Bunu da buradan vatandaşımıza duyurmuş olalım. Diğer taraftan bu koruk suyunda olduğu gibi özel bazı projelerden yine bakanlıktan ya da diğer dış kaynaklardan elde ettiğimiz mali gelirle biz yine onlara bu noktada destek oluyoruz. Pazarlama kısmında da biz birebir vatandaşımızla beraber inanın ki böyle market zincirleriyle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Yine bunun satışını yapabileceğimiz işte distribütör dediğimiz dağıtıcı firmalarla görüşüyoruz ve inşallah bunların sayesinde çünkü yani bugün biz işte kadın üreticilerimizden bahsediyoruz. Kadın üreticilerimizin o ürettiği ürünü böyle profesyonel manada piyasaya sunma, pazara sunma gibi bir şansları yok. Ha, diğer taraftan biz ne yapıyoruz? Şu anda ciddi bir aşamaya gelindi. Malumunuz işte paydaşlarımızdan valiliğimizin ötesinde Sanayi Ticaret Odamızla birlikte kooperatifleşmeye yönelik bir çalışmamız var. Özellikle ilimizin üretiminde söz sahibi olduğu, zengin olduğu, fazla olduğu ürün desenleriyle alakalı kooperatifler kuruyoruz ve bu kooperatifler işte hem üreticimizin girdiği maliyetlerini düşürmek, yani girdiği alırken düşük maliyette almak hem de ürettiği ürünü kalite değerlerini standartını koruyacak şekilde paketlemek ve aynı zamanda paketlenen ürünü de piyasaya sunma noktasında profesyonel ekipler oluşturacağız. Yakın zamanda da inşallah bunların lansmanları gerçekleştirilecek. Dolayısıyla biz vatandaşın gücünü birleştirmeden, vatandaşı bir araya gelmeden, vatandaş bağımsız olarak hareket ettiğinde maalesef insafsız tüccarlar vardır. O tüccarların şeyine düşüyor ve emeğinin karşılığını alamıyor. Ama vatandaşın da yönetiminde yer aldığı bu kooperatifleşme modelini eğer biz ilimizde inşallah hep beraber gerçekleştirebilirsek bu manada da vatandaşımıza yardımcı olmuş olacağız. İnşallah adil bir rekabet ortamı oluşmuş olacak böylelikle. Evet. Jeotermine dayalı olan sera organize sanayide toprakla ilgili bir araştırmalarınız oldu. Oranın toprak yapısıyla ilgili. Evet. Boş durmuyorsunuz zaten. Siz boş durmadığınız için ben de bütün sorularımı hızlı hızlı sormaya çalışıyorum. Zamanımız az kalmışken bununla da ilgili alabilir miyiz? Şimdi malumunuz yaklaşık bir 7-8 ay önce META kanalıyla ilimizde iki noktada bir jeotermal çalışması oldu. Birisi Karakoçan bölgemizde, birisi de Cip bölgesinde. Tabii ki Elazığ'da daha önceden böyle bir şey yoktu. Bu özellikle Cip bölgesindeki 63 derece sıcaklıkta ve saniyede 90 litre debide çıkmış olan suyun tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere Sayın Valimizin talimatlarıyla biz hemen bir çalışma başlattık. Tabii ki burada çok hızlı hareket ettik. Orada bizim yaklaşık 1300 dekarlık bir alanımız var. O alan üzerinde inşallah ihtisasa dayalı jeotermal kaynağı kullanılarak sera organize sanayi bölgesinin kurulumunu biz gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili projelerimizi bitirdik. Önümüzdeki hafta inşallah bakanlığa göndereceğiz. Bakanlığımız da bütçe oranında bunu işte yatırım programına aldığında bunu değerlendireceğiz ve burada şöyle bir öngörümüz var. Şimdi seracılıkta en büyük sıkıntı ısıtma maliyetleridir. Evet. Bu ısıtma maliyetlerini biz jeotermalle %10-15'lere indirdiğimizde vatandaşımız o maliyetten kurtulmuş olacak ve diğer taraftan kaliteli ürünü dünya piyasasına yani ihracat ürünü üretmek üzere biz orayı planlıyoruz. Orada paketleme ünitelerimiz olacak, soğuk hava depolarımız olacak ve yine aynı şekilde orayı da bir kooperatif mantığıyla yöneteceğiz. Yani herkes kafasına göre bir şey üretmeyecek, herkes kafasına göre sera yapmayacak. Tamamı disipline edilmiş bir yönetim anlayışı içerisinde yapılacak. Herkes o yönetimin içerisinde yer alacak ve inşallah önümüzdeki süreçte bunu hep beraber göreceğiz. İnşallah. İlimizde seracılıkta ürettiğimiz ürünün sadece Türkiye'de değil dünya pazarında, dünyada yaşayan insanların sofrasında yer alacak şekilde bir hedefle çalışmamızı orada yürütüyoruz. Tabii ki burada müteşebbis heyetlerimiz de oluştu.
Dediğim gibi Sayın Valimiz birebir bu işi himayelerinde yürütüyor. İşte Saray Ticaret Odamız, İl Özel İdaremiz ve Elazığ Belediye'mizin ortak şeyiyle 15 kişilik bir müteşebbis heyeti de oluşturuldu. İnşallah onu da hep beraber sonucunu göreceğiz. Ben programımızın sonuna yaklaşırken son sorumu sormak istiyorum size. 13. etapın dışında da hibe programlarımız var. Bunu biliyorum, destekleriniz. İşe yeni başlayacak olan, küçük toprağı olan veya evde elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışanlar için. Kısaca bundan da bahsederseniz. Şimdi bizim dediğim gibi bakanlık olarak biz 40'ın üzerinde başlık adı altında vatandaşımıza destek sunuyoruz. Bir kısım desteklerimiz doğrudan destek dediğimiz. Mesela bir vatandaş hayvancılık yapıyorsa oradan doğan buzağısına biz bir buzağı için 750 lira destek sunuyoruz. Diğer taraftan süt üretimi yapıyorsa litre başına soğuk zincirde 25 kuruş destek veriyoruz. Diğer taraftan küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorsa yine damızlık dediğimiz yani anaç hayvan başına destekler sunuyoruz. Yani yem bitkisi desteğimiz var, fark ödemelerimiz var, gübre mazot desteğimiz var. Bunları her yıl düzenli olarak bu üretimi gerçekleştiren vatandaşlarımıza bakanlığımızın bu desteğini veriyoruz. Aynı zamanda özel projelendirme dediğimiz yani işte bu ekonomik yatırımların desteklenmesi projesinde olduğu gibi mesela genç çiftçi projesinde biz gerçekten 18 ile 40 yaş arasında olan herhangi bir yerde sigortalı çalışmayan geliri olmayan gençlerimize biz büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, mantar üretimi, seracılık, meyve bahçesi tesisi gibi birçok başlıkta destekler sunduk ve 3 yıllık süre zarfında Elazığ ilimizde 669 tane gencimizi bu manada iş sahibi yaptık ve şu anda yapmış olduğumuz takiplerde bunlar ciddi manada üretim gerçekleştiriyorlar ve aile geçimini tamamen buradan temin ediyorlar. Evet. Diğer taraftan bizim bireysel sulama dediğimiz başlıklı sulama sistemlerine %50 hibe desteğimiz var. Bu yıl itibariyle 122 tane vatandaşımıza projelerin sözleşmelerini imzaladık ve çünkü mesela su özellikle dünyanın gidişatı anlamıyla artık kısıta doğru giden ve önümüzdeki yıllarda gerçekten önümüze büyük bir problem getirecek bir en önemli varlığımızdır diyeyim. Bu suyu insanlarımız halen vahşi sulama dediğimiz işte karık sulama sistemleriyle bu suyu heba ediyorlar. İşte bizler bu bakanlık destekleriyle diyoruz ki suyun kullanımını disipline edelim, gelin. İşte senin bir bahçen var ya da tarlan var, damlama ya da yağmurlama sulama sistemlerini buraya döşersen buraya yapmış olduğun masrafın yarısını yani %50'sini yine biz buradan size hibe olarak sunuyoruz. DAP desteklerimiz var, işte büyükbaş hayvancılık orada da bu sene yine 40 tane proje sahibimizle sözleşme imzaladık. Onların da inşallah bir kısmında yapımları devam ediyor. Orada da yeni ahır ve ağıl yapımlarını destekliyoruz. Yine vatandaşımız mesela barınak koşulları çok önemlidir. Vatandaş mesela uygun olmayan barınaklarda yetiştiricilik yaptığında verim ve kalitesi çok düşüyor. Ama biz işte bu dediğimiz DAP destekleriyle daha modern, daha güzel yapıları olaya kazandırdığımızda vatandaşımız bu sefer bir yerine iki gelir elde ediyor. Dolayısıyla mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Geldiğiniz için, anlattıklarınız için. Çok sağ olun. İnşallah sevgili izleyiciler Toprağın Bereketi programında bir daha görüşmek üzere diyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. Buyurun. Şimdi özellikle ben Toprağın Bereketi programını gerçekleştirdiğiniz için hem kanal yönetimimize hem sizlere hem de bizim ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten severek, beğenilerek izleniyor. Bizler de bugün burada özellikle 13. etap kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını konuştuk. Tabii detaylarına inemedik yani zaman itibariyle. Fakat şunu tekrar edelim. %50 hibeyle desteklediğimiz, yarısı sizden yarısı bizden ekonomik yatırımlarda vatandaşlarımızın kırsal turizmde, el sanatlarında, zanaatkarlıkta, çelik siloda, soğuk hava depolarında, yenilenebilir enerji sistemli seralarda, güneş enerji sistemlerinin üretimlerinde, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılıkta yani böyle daha da aklımıza gelmeyen birçok başlıkta bu destekleri sunuyoruz ve son müracaat tarihimiz de 30 Eylül'dür. 30 Eylül tarihine kadar vatandaşlarımızın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek bu projelerden, bu hibelerden istifade etmelerini biz bekliyoruz. Tekraren sizlere ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen bütün vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi tekraren muhabbetle selamlıyorum.
Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de tekrar size çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Bir dahaki programda görüşmek üzere sevgili izleyiciler. İyi akşamlar.